Hani kız istemeye falan giderken söylüyorlar ya, çocuk dört dörtlük bir çocuk. Her şeyi tamam. Namaz kılıyor mu kardeşim? Ha abi, bir namazı eksik. Bir namazı eksik ne demek? En önemli mesele bu. İnsanın yaratılış sebebi o ya. Güneş her sabah bizim için doğuyor. Bize özel. Allah yazmış, gönderiyor. Güneş sana özel doğuyor diyorum kardeşim. Güneşin faturasını ödeyebilir misin? İşte Allah diyor ki, bütün bu faturaları günde 5 sefer huzuruma gel, ben yırtıp atacağım. Sileceğim o borsunu. Sabahın köründe kalkıyorsun. Ne için? Rızık için. Kardeşim, rızık için kalkıp da rızkı veren için kalkmazsan ne kadar akılsız gelmiş olursun. 3 kuruş için gidiyorsun da cenneti mi beğenmedin, yoksa buna imanın mı yok? Ne diyor? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Ne için yaratıldın sen? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hani diyor ya, namaz dinin direği. Eğer kişi namazını kılmazsa dini yıkılır diyor, harap olur. Her şeyin can damarı bir konuyu işleyeceğiz arkadaşlar. O kadar merkezi, o kadar önemli bir konu ki bu. Eğer bu konuyu tam hallederseniz evraklarınızın büyük bir kısmı hazır olacak. Hani bir yere gidiyorsun ya mesela, yurt dışı seyahatine. En önemli evrakın, pasaportun. O eksik olursa, diğer bütün evraklar tamam olsa bir faydası yok değil mi? Ama pasaport tamamsa, yani çorap almayı unutsan gider oldu alırsın bir şekilde, yolunu bulursun. Yedek eşya almayı unutsan bir şekilde bulursun. Ne bileyim, yanına su götürmeyi unutsan, yiyecek götürmeyi unutsan, başka şeyler unutsan, hatta bavulun kaybolsa bir şekilde çözümü bulursun. Ama pasaport kayboldu mu problem. İşte kardeşim, bugün işleyeceğimiz konu, yani namaz konusu da öyle önemli bir konu. Öyle bir şey ki kardeşim, insanın yere en yakın olduğu an aslında yerden en uzak olduğu andır. İnsan eğilerek yükselir. Sen secdeye vardıkça aslında yeriyle yeksan oluyorsun. Aslında kendini sıfırlıyorsun. Ama o yere yaklaşmak seni göğe yaklaştırıyor. Sen yerde fısıldıyorsun, arş-ı alada işitiliyor sesin. Namaz kardeşim, namaz. Dinimizin direği namaz. Ne diyor peygamberimiz? Gözümün nuru diyor değil mi? Sen namazı kılarsın ama namaz seni insan kılar. Namaz insanı adeta yetiştiren, insanı adeta tamir eden bir tezgah gibi. Nakış nakış insanı dokuyan bir makine gibi adeta. Her şeyin ilacı zamandır diyenler bir de onu tersten okumayı deneseler. Nedir zamanın tersi? Namaz değil mi? Her şeyin ilacı namaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hani diyor ya, namaz dinin direği. Eğer kişi namazını kılmazsa dini yıkılır diyor, harap olur. Gerçekten de yani bizler namazımızı aksattığımız zaman bu kadar külli bir kayba uğramamıza rağmen o kadar hafife alıyoruz ki, o kadar normal bir şeymiş gibi sanki bizim için. Hani kız istemeye falan giderken söylüyorlar ya, çocuk dört dörtlük bir çocuk. Her şeyi tamam. Namaz kılıyor mu kardeşim? Ha abi, bir namazı eksik. Bir namazı eksik ne demek? En önemli mesele bu. İnsanın yaratılış sebebi o ya. Sen hiç meyve vermeyen bir ağaç veya süt vermeyen bir inek veya bal yapmayan bir arı gördün mü? Gerçekten de arının balı neyse, ineğin sütü neyse, ağacın meyvesi neyse, insanın da balı odur. İnsanın da sütü namazdır. İnsanın da meyvesi namazdır. Bunun için, bunun üzerine yaratılmışsın. Senin miracındır namaz. Biliyorsunuz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'la görüştüğü yerde Cebrail Aleyhisselam'ın geçemediği bir yeri geçmişti. Neydi o yerin adı? Sidretül Münteha. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam, ya Resulallah, ben bir adım daha atarsam yanarım. Ama buyurun, siz ilerleyin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilerledi. Öyle bir zamansızlık zamanında, mekansızlık mekanda Allah'la görüştü ki tarifi mümkün değil. Ne kadar süre orada kaldı, kaç sene, kaç asır bilmiyoruz. Veya kaç dakika bilmiyoruz. Allah'la görüştü. Allah'la görüştüğü yerin adı ne? Kâb-ı Kavseyn. İki yay arası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yaratılmış bir mahlukatın Allah'a en yakın olduğu yerde. Allah her yerdedir. Ne ile? Esmasıyla her yerdedir. Allah'ın zatı bir cesede sahip değil elbette. Ama bizim tasavvurumuzun aciz kaldığı, hani diyorlar ya, hassas kantar 10 ton tartar. 11 ton da koysan, 20 ton da koysan gene 10 ton tartar. Yani bu terazi o sikleti çekmiyor. Anlayamıyoruz bazı şeyleri. Ama kulun Rabbine en yakın olduğu yer diye tasvir edilmiş. Kâb-ı Kavseyn. Peygamberimiz orada Allah'la görüştü. Döndü. Alemlere rahmet olarak gönderilmişti ya. O rahmetin tecellisi ki her yerde ümmetim dedi. Allah ona demişti, istersen ya Muhammed, istersen Habibim, gel cennette kal. Bundan sonra bu çilen bitsin artık.
Gel burada benim yanımda ebedi saadet diyarında kal. Peygamberimiz ne dedi? Ümmetim dedi. Ya Rabbi ümmetim, ümmetim için izin istiyorum. Gideyim, onlar için yorulayım, onlar için dua edeyim, koşturayım. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan dönerken, çıkarken açtığı bütün kapıları açık bırakarak döndü. Döndüğünde sahabe-i kiramı anlattığında sahabe-i kiram çok imrendi. Onlar da orada olmak, onu yaşamak, onu tecrübe etmek istediler. Allah Resulü döndüğünde ne dedi? Namaz müminin miracıdır. Peki biz namazda hangi pozisyondayken Allah'a en çok yakın oluyoruz? Secdede. Allah Resulü'nün Allah'a en yakın olduğu yerin adı neydi? Kâb-ı Kavseyn. Ne demekti? İki yay arası. Bizim de Allah'a namazda en yakın olduğumuz yer secde, iki yay ortası. Ya ne kadar güzel bir mana değil mi? Namaz kılmak ne kadar büyük bir saadet, namazı kılmamak ne kadar büyük bir kayıp. Şair ne demiş? Secdelerdeymiş aşk bulmak alnıma düştü. Hakiki aşkı ara kardeşim. İstediğin mecazi aşklarda, sahte aşklarda, Leyla'ların peşinde ara. Mecnun olursun, çöllere düşersin, rezil olursun ama aşkı bulamazsın, acıyı bulursun. Ne zaman ki kalbini hakiki sahibine yöneltirsin, işte o zaman Rabbinle buluşmanın adıdır namaz. Sevgiliyle, aşıkla maşukun buluşması gibi. Sen Rabbini sevdiğini iddia ediyorsun. Var mı burada Rabbini sevmediğini iddia eden? Herkes sevdiğini söyler değil mi? Kardeşim Allah'ı seviyor musun? Herkes böyle elini göğsüne vuruyor pat diye. Elhamdülillah Müslümanız abi, tabii ki seviyoruz. Sevdiğini iddia ediyorsun kardeşim sen. Seviyorum deme veya diyorsan altını doldur. Yoksa bu boş bir iddia olur. Düşünsene sevdiğin fani, mecazi, sahte bir aşk olsa, sana bir mesaj atsa, telefonu açmana engel olsak ağzından köpükler çıkar, kudurursun o telefonu açmak için değil mi? Veya böyle çok sevdiğini söylediğin birisi olsa, sahte bir aşk, gerçek değil ya, fani, sahte bir aşk. O da seni sevdiğini söylese Arda ve seni buluşmaya davet etse, helal şartlarda. Sen de o buluşmaya geleceğini söylesen ama gitmesen. Dakikalar, saatleri, saatler, günleri kovalasa ama sen o davete bir türlü gitmesen, senin sevda iddian dürüst mü olur, yalan mı olur? Yalan olur değil mi kardeşim? İşte Rabbiniz de sizi çağırıyor. Rabbiniz sizi cennete çağırıyor. Ebedi saadete çağırıyor. Alemlerin Rabbi olan Allah sizi huzuruna çağırıyor. Siz eğer gitmezseniz ne yapmış oluyorsunuz? Allah her ezanla cennet davetiyesi gönderiyor. Kulum gel, huzuruma gel, bana gel diye cennet davetiyesi gönderiyor. Sen gitmediğin her namazda ne demiş oluyorsun biliyor musun? İlgilenmiyorum ya Rabbi deyip cennet davetiyelerini bir bir yırtmış oluyorsun. Allah sizi cennetine çağırıyor. Ne demiş oluyor? Kulum gel ebedi saadetime. Cehennemden korunmak istiyorsan bu daveti kaçırma demiş oluyor. Ama sen o davete icabet etmezsen ne demiş oluyorsun? Mesela ezan okunuyor şu an. İnsan iki türlü konuşur Ahmet. Birisi ağzıyla konuşur, birisi haliyle konuşur. Şimdi mesela birisi gelse şu sohbete, tamam mı? Kardeşim dinliyor musun? Evet abi dinliyorum dese. Ama sürekli alttan böyle PUBG oynasa, tamam mı? Yanındakiyle fısır fısır konuşsa. Ağzıyla söylediğine mi inanırım ben? Haliyle yaptığına mı inanırım? Hali dinlemiyorum diyor değil mi? Ağzı ne söylerse söylesin. İşte buna lisan-ı hal deniliyor. Şimdi arkadaşlar, ezan okunuyor, tamam mı? Ezan okunurken Allah ne diyor ezanda? Hayyalel felah. Ne demek hayyalel felah? Haydi kurtuluşa demek. Allah haydi kurtuluşa diye ezanla bizi nereye çağırıyor? Cennetine çağırıyor işte. O davetiyeyi sen gitmeyerek yırtmış oluyorsun. Halinle ne demiş oluyorsun biliyor musun? İstemiyorum cennetine, beni çağırma. Allah'a bu sözü ağzıyla kim söyleyebilir? Kimin cesareti var Allah'a bunu demeye? Kimse diyemez değil mi? Ama ağzıyla demediğini haliyle diyor. Allah gelmeyeni cehennemle tehdit ediyor. Namazın affı yok biliyor musunuz? Namazın affı yok. Kılmak mecburi. Yani burada iki rekat kılmazsan orada dünya senesiyle 80 bin seneden bahsediyor alimler. Hem de ateş üstünde kılmaktan bahsediyor. Ya bir gün içerisinde bir insanın kıldığı bütün namazları toplasak vallahi bir saat etmiyor ya. Sadece farzları kılsanız, bakın sadece farzları kılın. En azından bir başlangıç olsun. İleride sünneti eklersiniz alışınca. Her vakitte de abdest almazsın. Bir abdestle öğle yıkılar, ikindi yıkılarsın. Beş vaktin üçünde veya ikisinde abdest alsan. Abicim günde 2-3 abdestle toplasan yarım saat etmiyor ya. Yarım saat ya. Her şeye vakit ayırıyoruz. Vakti verene mi vakit ayırmayacağız? Düşünsene Halil ya, hesabına her gün ben senin desem ki 24 tane cumhuriyet altını vereceğim. Kabul eder misin böyle bir teklif? Sana diyorum ki sonra 24 altın vereceğim ya her gün. Cumhuriyet altını hem de.
24 tane altından birini bana geri ver. 23'ü gene senin. Bir sene boyunca bunu verirsen senenin sonunda sana 24 trilyon tane cumhuriyet altını verecek. Kabul eder misin? Dersin ki kaybedeceğim bir şeyim yok yani. Zaten 24'ü o verdi, benim değildi. Zaten o verdi. Birini geri vereyim. Ne olacak, 23'ü bana yeter de artar bile. Sıfırdan geldi, yoktan geldi zaten. Birini ona vereyim. Sene sonunda bu zaten çok zengin yani, verir. Sözünde de duran birisi. Şimdi misalden hakikate geçiyoruz. Allah her gün hesabına 86.400 saniye yatırıyor değil mi kardeşim? 24 saat, 24 altın misali hesabına trink yatırıyor. Bugün mesela 18 yaşındaysan 365 ile çarp bunu. O kadar hesabına şimdiye kadar yatırmış Allah. Altından da değerli aslında, elmastan da değerli. Ebedi hayatını kazanıyorsun ya. Allah sana diyor ki bakın, o verdiğim 24 saatten birini bana geri ver. Karşılığında sana ebedi saatler, ebedi saadetler vereceğim. Reddetmek akıl kârı mı ya? Kabul etmek kadar akla uygun bir şey var mı? Reddedene akıllı denir mi? Bir saat ya, ne kaybedersin? Affedersiniz ama zeka seviyesi en düşük insan diyerek, yumuşatarak söyleyeyim. Zeka seviyesi en düşük insanın bile yapabileceği bir şey değil mi? Çok zeki olmaya gerek var mı namaz kılmak için? Abi IQ'm yetmiyor namaz kılmaya. Böyle bir namaz bahanesi var mı? Kardeşim niye namaz kılmıyorsun? Abi kafam çalışmıyor, zeki değilim. Kursa falan gideceğim namaz kılabilmek için. Diyen var mı? Yok. Zeka seviyesi en düşük adam bile kılabiliyor. Yok kardeşim ya. İki elin kanda olsa, yatalak olsan, hasta yatağında olsan, gene göz ucuyla dahi olsa namazı kılman gerekiyor. Namazın affı yok ki. Kılarsın ne kadar kolay. Abi hem abdest alıyorsun, ferahlık var. Hele yazın o insan ne kadar ferahlıyor. Şimdi bir de herkesin evinde sıcak sular var abi ya. Kışı da bahane etmeyin ya. Soğuk su olsaydı şöyle biraz günah dökerdik ama. Ya neyden kaçıyorsun ya? Şimdi okuyacağımız yerler var ya, zaten insanı böyle inanılmaz heyecanlandıran yerler. İsterseniz yavaştan peygamberimizin hadislerine de girelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başka hadisleri de var. Sadece namaz dinin direğidir, müminin miracıdır demiyor. Başka neler söylüyor? Diyor ki namaz cennetin anahtarıdır diyor. Ne anladın mesela namaz cennetin anahtarıdır deyince? Demek ki o anahtar olmasa o kapı açılmaz. Çok net. Bakın size enteresan bir hadis daha söyleyeceğim. Şimdi Ömer, namaz kılan ateist gördün mü hiç? Bir ateist namaz kılsa ne kadar garip olur değil mi? Bir deist, bir ateist. Ben ateistim ama namaz kılıyorum. İşte bir Hristiyanım, Yahudiyim ama namaz kılıyorum. Ne kadar garip olur değil mi? Bir ateistin namaz kılması, bir gayrimüslimin namaz kılması ne kadar garipse, bir Müslümanın namaz kılmaması da o kadar gariptir. Çünkü Allah Resulü ne diyor biliyor musunuz? Müslümanla kafiri ayıran şey namazdır diyor. Ya kafirler namaz kılmaz çünkü. Acayip bir ifade değil mi? Benim için çok çarpıcı yani. Size bir de ayet söyleyeyim. Belki pek çoğunuzun bildiği bir ayettir. Cennetlikler cehennemliklerle ayrıldığı o gün var ya, din gününden sonra ebedi hayat başlıyor. Bir perde kalkıyor. Cennet ehli merak ediyor cehennemdekilerin halini. Allah'tan rica ediyorlar, niyaz ediyorlar. Perde kalkıyor. Cennet ehline cehennem ehli gösteriliyor. Cehennem ehli hayret ediyor. Siz neden böyle dehşetli bir yerdesiniz diye soruyor. Cehennem ehli nasıl cevap veriyor? Biz namaz kılanlardan değildik diyor. Demek ki cennet ehlinin vasfıymış namaz kılmak, cehennem ehlinin vasfıymış namaz kılmamak. Bir başka hadise geçelim. Diyor ki namazın dindeki yeri başın vücuttaki yeri gibidir. Bir mümin ilk namazdan hesaba çekilir. Eğer namaz hesabı kolay geçerse diğer bütün hesabı kolay geçer. Onu hallettikten sonra adeta melekler diyecek. Tamam, diğer şeyleri hesaba çekeriz ya, bir çay koyun. Sorgun öyle kolaylaşacak. Çünkü namazlar tam. Namaz eksiğin mi var kardeşim? Ufaktan sadece sabah namazlarını mesela başlayarak her vaktin peşine bir sabah namazı 2 rekat ya. En azından sabah namazını erit. Yavaş yavaş başla kardeşim. Ömrün yetmedi mesela. Kaza namazlarını kılmaya başladın. Ömrün yetmedi. Ama niyetin oydu ya. Alimlerimiz diyor ki ehli sünnetin bir görüşüdür bu. O şekil üzere kaza namazlarının borcunu ödemeye çalışır halde vefat edersen Allah hepsini kılmışsın gibi sayacak. Ameller niyetlere göredir ya. İsterseniz şöyle 21. sözden Üstad Bediüzzaman'dan birkaç yer sizinle paylaşayım. Diyor ki bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi. Namaz iyidir fakat her gün beşer defa kılmak çoktur, bitmediğinden usanç veriyor. Ne demek sinnen, cismen, rütbeten? Sinnen yani yaşça, cismen vücutça veya rütbeten yani kendi makamı olan belki bir üst düzey birisi yani sormuş. Bu namaz hep kılıyoruz ama bitmediğinden usanç veriyor. Sürekli kıl 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 kıl. Bazısı böyle diyor olabilir. Üstad Bediüzzaman bu soruya şöyle mi cevap verdi arkadaşlar? Vay zındık vay. Böyle soru mu olur? Sus bire zındık. Fasık. Demedi değil mi? Ne dedi? Dedi ki
Onun sözünden sonra ben kendi nefsimi dinledim. Baktım nefsim de tembellikten ders alarak aynı sözleri söylüyor. Bu namaz kılıyoruz da nereye kadar? 50-60 sene yaşayacaksak eğer bundan sonra o kadar namazı kim kılacak ya? Senin nefsin de benim nefsim de aynı şeyi söylüyor. Her gün mü ya? Bitmediğinden diyor usanç veriyor. Diyor ki kendi nefsimi dinledim o da aynı sözü söylüyor. Demek ki dedim nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Ben bu dersi nefsime yapayım. Nefsi nasihata muhtaç olan başkaları da varsa gelsin beraber dinlesin. Başlıyor diyor ki ey bedbaht nefsim acaba ömrün ebedi midir? Hiç kati senedin var mı ki gelecek seneye belki yarına kalacaksın? Ne demişti nefis? Ya 50-60 seneye kadar bu kadar sene kim kılacak bu namazı? Pat! Birinci darbe. Bir dakika ya. Senin gelecek seneye senedin mi var? Gelecek aya senedin mi var? Gelecek haftaya senedin mi var? Yarına senedin mi var ya? Kim iddia edebilir? Ben haftaya kesinlikle ölmeyeceğim. Kimse iddia edemez. Ama nefiste böyle bir hastalık var. Adı ne? Ebedi yaşayacağı zannını söyleyen tevehhüm-ü ebediyet. Sana usanç veren tevehhüm-ü ebediyettir. Ebedi yaşayacağın zannı. Keyif için ebedi dünyada kalacak gibi nazlanıyorsun. Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayat-ı ebediyenin, sonsuz hayatın saadetine medar olacak bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmet sarf etmek, usanmak şöyle dursun belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebep olur. Yani insan aslında kısa bir süreliğine dünyaya geldi ya, bu kısa zaman zarfını bereketlendirecek bir şeye ihtiyacı var. Şöyle bir hadiste peygamberimiz diyor ki bir tane adam varmış. 500 sene boyunca ibadet etmiş. Melek gelmiş demiş ki hangi şeyle yargılanmak istiyorsun? Allah soruyor. Amelinle mi? Allah'ın rahmetiyle mi? Düşünmüş ya 500 sene ibadet ettim hiç günah işlemedim. Amelimle demiş. Terazinin bir kefesine bir gözünü, diğer kefesine 500 senelik ibadetini koymuşlar. Gözü tartmış. Bu böyle sıkça sohbetlerde duyabileceğiniz bir şey değil mi? Belki de duydunuz. 500 sene ibadet etsek gözümüzün şükrünü eda edemiyoruz, borcunu ödeyemiyoruz. Şimdi bize hizmet eden neler var? Şöyle bir gözünüzü çevirin. Mesela gözünüzü çevirirken kullandığınız organ göz. Ne kadar büyük nimet ya. Ağız ne kadar büyük nimet. Bak tatmak burada, konuşmak burada. Pek çok böyle işlevi var. Burun ne kadar büyük bir nimet. Kokladığın ne kadar büyük, güzel, değişik kokular var. Cenab-ı Hak sana bunları ikram etmiş. Kendini sana tanıttırmak istiyor. Kulak ne kadar büyük nimet ya. Bir gün kulağın tıkansın hiçbir şey duyma. Hayat sana zehir oluyor değil mi? Veya derimizde meydana gelen bazen acılar. Bir kere benim ayağımın altında bir yara çıkmıştı. O yara sayesinde ayağımın altının olduğunu fark ettim. Böyle bir yer varmış. Bana hizmet ediyormuş. Abi vücudumuzda o kadar çok detay var ki 200'den fazla kemik. Mesela sadece 3 yönlü harekete sahip olan çene kemiğimiz. Mesela kafatasımız. Hassas olan gözün içinde gömülmesi. Kafatasının içinde beynin etrafında Allah'ın yarattığı bir sıvı. O olmasa kafanı bir yere çarptığın anda ölürsün. Bunun gibi o kadar nimetler var bak. Bakın vücudumuzda bize hizmet eden bu kadar organ var koy kenara. Ailemizde sevdiklerimiz, annemiz mesela bu kadar bize hizmet eden Allah'ın yarattığı ne kadar güzel, önemli, değerli insanlar var etrafımızda. Kalbi yaratmış bir defa, kalbe sevebilme özelliği vermiş, sevebileceği şeyler vermiş. Güzel manzaralar bize hizmet ediyor mu? Ediyor. Güzel meyveler, mesela tek çeşit meyve yaratabilirdi Allah. Kaç çeşit meyve yaratmış ve sana yediriyor. Tek çeşit menemen tadı yaratabilirdi ama herkesin menemeni farklı tatlı. Hatta herkesin patates kızartması bile farklı tatlı değil mi? Annenin kızarttığı başka, teyzenin kızarttığı başka. İkisi kardeş halbuki. Ya şimdi dünyada o kadar tadabileceğimiz lezzetler var. O kadar görebileceğimiz manzaralar hepsi bize hizmet ediyor. Nefes alıp veriyorsunuz. Sadece ciğeriniz değil. Belki Karayipler'deki ağaçlar bile size hizmet ediyor. Denizlerde, okyanuslardaki mavi yeşil alpler oksijen üretiyor. Denizin altındaki balıklar size hizmet ediyor. Bulutlar size hizmet ediyor. Rüzgarlar size hizmet ediyor. Hepsinin sizin hayatınızla birebir veya dolaylı ilişkisi var. Biliyor muydunuz bu kadar size hizmet eden şey olduğunu? Hiçbir şey bedelsiz değil, değil mi? Her şeyin bir karşılığı var. Mesela otele gidiyorsun. İşte açık büfesini aldın, spasını aldın, bir sürü hizmetleri aldın. Elini kolunu sallayarak çıkmana izin vermezler. Birader o kadar kaldın, kullandın, istifade ettin. Bir fiyatını ver bakalım, bedelini öde derler değil mi? Şimdi dünyada böyle bir otel işte. Biz de burada istifade ediyoruz bir sürü şeyden. Çıkışta bizden hesap sormazlar mı? Bir gözümüz için bile 500 senemiz yok ama 500 sene ibadet etsek karşılayamıyoruz. Nasıl karşılayacağız ya? Nasıl ödeyeceğiz bunların faturasını? Güneş her sabah bizim için doğuyor. Bize özel Allah yazmış gönderiyor. Bu Osman'ın güneşi.
Bakın güneş hepimizin üstüne doğarken bana da geldi diye. Bu şeytanın bir hilesidir. Allah sana özel yaratıyor. Sana özel gönderiyor. Her şeyi sana özel organize ediyor. Yiyeceğin elmaya bile senin adını yazmış. Rezzak ismiyle. Sadece ağzına girecek diye baksana, sadece tatmayı bırakmış. Yutkunuyorsun, gerisine karışmıyorsun. Kaslardan aşağı etildi mi? Doğru tükürük enzimleri salgılandı mı? Katalizör enzimler devreye girdi mi? Mideye indi mi? İşte pH seviyesi doğru seviyede mi? Vesaire vesaire, bir sürü orada faaliyetler, hiçbirine karışmıyorsun. Kalın bağırsağına da, ince bağırsağına da, hiçbir şeyine karışmıyorsun. O gidiyor. Sana hizmet ediyor ya. Sen bunların hangisini ödeyeceksin? Güneş sana özel doğuyor diyorum kardeşim. Güneşin faturasını ödeyebilir misin? Sana elektrik faturasını zor ediyoruz. Bir de güneş çıkarma demeyin ya. Nasıl ödeyeceğiz kardeşim? İşte Allah diyor ki bütün bu faturaları günde 5 sefer huzuruma gel, ben yırtıp atacağım. Sileceğim o borçları. Farz et ki bana borcun var. Ne kadar diyelim? 10 trilyon borcun var bana. Arıyorum seni, diyorum ki Bedirhan pazartesi saat 2'de yanıma gel, ofisime gel. Senin o 10 trilyon borcunu sileceğim. 2'de değil 12'de gelirsin değil mi? Hatta gece orada kalırsın, ne olur ne olmaz, hani kapıda yatarsın ya. 10 trilyon borç silinecek ya. Gelmemezlik yapar mısın? Yapmazsın değil mi? Aklın varsa, akıl sahibisen. Ahmaksan, aklını yitirmişsen zaten gelmezsin. Nereye gittiğini de bilmezsin yani. Uçurma aşağı kendini atarsın. Anlatabiliyor muyum yani namaz kılmayanın ne halde olduğunu? Geldin, o kadar zenginim, o kadar cömertim ki diyorum Bedirhan 10 trilyon borcunu sildim sırf geldin diye. Bir de geldin diye sana 200 trilyon veriyorum. Kapımda yatarsın değil mi? Bir daha ne zaman çağıracaksın beni diye. Ben gene geleyim mi? Kendin dersin ya. 1-2 saat sonra tekrar gelsem olur mu? Hatta sen geldiğinde seni ayakta bekletmesem, 2 sefer oturtsam ne kadar güzel bir ev sahibi dersin değil mi? Ya Allah bizi huzuruna çağırıyor. Kendisinin eşi benzeri yok. Seni yaratmış. Kelam sıfatı var. Konuşacak insan eşiyle konuşur. Mahlukat eşiyle konuşur. Allah'ın eşi yok ki konuşsun. Seni seçmiş eşi olarak. Seni huzuruna çağırıyor, gel konuşalım diye. Sen de sevdiğini iddia ediyorsun. Sevgine ihanet etme. Huzuruna gittiğin zaman senin bütün borçlarını silmekle beraber sana ekstra mükafat veriyor ya. Hibe ediyor yani verdi. O kadar zengin bir zat ve huzuruna aldığı zaman da seni ayakta tutmuyor. Buyur otur diyor. 2 sefer oturtuyor seni değil mi? Böyle bir ev sahibi. Seni dinliyor. Bugün şehrinizin valisiyle hiç telefon konuşmuşluğunuz var mı? Bir konuşmaya çalışın bakayım. Hiçbiriniz ulaşamazsınız değil mi? Randevu alsan randevu gelmez. Bırak valiyi. Bakanla konuşabilir misin? Daha üste çıktık. Hiç ona ulaşamam abi. Bir de cumhurbaşkanı. Daha üst seviyeye çıkartalım. Hiç ulaşamayız değil mi? Abicim ya bırak fani insanları. Alemlerin Rabbi. Her şeyi yoktan var eden Allah. Diyor ki kulum sadece elini açtığında, Allahu Ekber dediğinde, istediğin zaman engelsiz bir şekilde huzuruma gelebilirsin. Benimle rahatça görüşebilirsin. Sadece yüreğinin temizliğiyle gel. Bir de işin şu tarafı var. İnsan bir temsilcidir. Ayaktayken ayakta duran meleklerin tesbihatını Allah'a sunuyoruz. Allahu Ekber diyoruz böyle. Dünyayı elimizin tersiyle arkaya atıyoruz ve Allah'a teslim oluyoruz ya. Bu hareket ne demek? Teslim oldum demek. Teslim oluyoruz. Ayaktayken ayaktaki meleklerin tesbihatını Allah'a sunuyoruz. Neden? Çünkü insan halife-i ruh-i zemindir. Yeryüzünün halifesidir. Tesbihatını Allah'a sunuyorsun. Başka neyin? Ağaçların tesbihatını, dağların tesbihatını Allah'a sunuyorsun. Çünkü sebbeha lillahi ma fis semavati vel ard. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder diyor. Her şey Allah'ı tesbih eder. Onların tesbihatını sen onların temsilcisi olarak Allah'a sunuyorsun. Mesela bir padişah düşünün. Padişahın bulunduğu bir belde var. O beldede de padişah çok seviliyor. Çok haşmetli, kudretli, zengin bir padişah. Şimdi bu padişah bulunduğu beldede bir sürü böyle esnaf var. Esnaflar çeşitli işte terzisi, bakkalı, manavı, bir sürü farklı farklı gruplarda. Diyorlar ki padişahımıza böyle paldır küldür hepimiz binlerce kişi gitmeyelim. Aramızdan bir temsilci seçelim. Vergilerimizi o ulaştırsın, borçlarımızı ulaştırsın, hediyelerimizi o ulaştırsın. Bir de maruzatlarımız var, onları da o iletsin. Tamam. Aralarında bir temsilci seçiyorlar. O temsilci gitse, padişahın huzuruna çıksa, bütün hepsinin vergilerini verse, hediyelerini ulaştırsa, maruzatlarını iletse, sadece kasapları unutsa, döndüğü zaman ahalinin yanına ne yaptın diye sorduklarında hepsini verdiğini söylese, kasaplarınkini verdiğini unutsa. Kasaplar ne yapar o adama? En basit ifadeyle dava ederler değil mi? İşte sen de yeryüzünün halifesisin. Ayaktayken ağaçların, dağların, ayakta duran meleklerin zikrini Allah'a ulaştırıyorsun. Rüküye gittiğin zaman dört ayaklıların, hayvanların daima yaratıldığı andan kıyamete kadar rükuda duran trilyonlarca melekler varmış. Onların zikrini Allah'a sunuyorsun. Secdeye gittiğin zaman kimin? Secdedeki meleklerin, yerde giden hayvanların, böceklerin, taşların tesbihatını Allah'a sunuyorsun. Sen eğer namaz kılmazsan ahirette hepsi sana davacı olacak. Ya Rabbi sen bunu seçtin temsilci olarak ama bu hiçbirimizin tesbihatını sana iletmedi diyecekler. Ne kadar büyük bir vebal, anlıyor musunuz ya? Allahu Ekber. Devam ediyor, şöyle diyor. Ey şikemperver nefsim, acaba her gün ekmek yersin, su içersin,
Havayı teneffüs edersin. Sana onlar usanç veriyor mu? Şikenperver işkembesine, midesine düşkün demek. Her gün yemek yiyoruz, bundan şikayet ediyor muyuz? Hatta zevkle yapıyoruz değil mi? Her gün havayı teneffüs ediyoruz. Hiç diyor muyuz ya, her gün tekrar ettiğinden bu su içme ihtiyacı usanç veriyor kardeşim. Demiyoruz değil mi? Bu ne ya, her gün yemek yemekten artık usanç geldi. Demiyoruz. İşte nasıl bedenimizin gıdası var, biz sadece cesetten mi ibaretiz? Cesedimizi beslediğimiz gibi niye ruhumuzu beslemiyoruz? Ruhun gıdası nedir? Namazdır. Eğer müzik ruhun gıdası olsaydı birimiz vefat ettiği zaman mezarının başında darbuka çalardık. Ama böyle yapmıyoruz. Fatiha okuyoruz. Onun arkasına cenaze namazı kılıyoruz değil mi? Namaz o ruhun gıdası, kalbin de gıdası, ruhun ab-ı hayatı arkadaşlar. İşte bu kadar sıkıntılar içerisinde bir ruh ancak o namaz çeşmesinden içmekle ferahlığa kavuşabilir. Abi içimde bir sıkıntı var. Ruhum daralıyor. Kardeşim namazına bir bak. Namazın eksik olabilir. Devam ediyor. Diyor ki ey sabırsız nefsim, acaba geçmiş günlerdeki böyle ibadet külfetini, gelecek günlerdeki ibadet zahmetini düşünmekle sabırsızlık göstermek hiç akıl kârı mıdır? Şu an Ömer hangi namaz bize farz? Sadece yatsı değil mi? Yarın sabah namazı bize şu an farz mı? Değil. Yarının öğlen namazı bize şu an farz mı? Değil. Belki yarına çıkmayacağız, o da var. Öyleyse sana farz olmamış şey için niye düşünesin, niye üzülesin? Bu ne başımda yük arkadaş deme, çünkü sana farz değil ki şu an. Sana tek bir namaz, tek bir vakit namazı farz. O da bulunduğun vaktin namazı. Tek namaz. Ama şeytan ne yapıyor? Geçmişi düşündürüyor, onun elemlerini yüklüyor kalbe. Geleceği düşündürüyor, onun endişelerini yüklüyor kalbe. Ya diyorsun, bu kadar namazı kim kılacak? E sen aynı şeyi yemek içmek konusunda göstersen divane derler sana değil mi? Ya o kadar suyu kim içti abi geçmişte ya? Gelecekte bu kadar suyu kim içecek? Bu kadar yemeği kim yiyecek? Her gün yemek yiyeceğiz. Böyle vaveyle edip bağırmaya başlasa bir adam. Hayır ben o kadar yemek yiyemem. Delirdin mi dersin ya kardeşim, aklını mı yitirdin? Bize 3 tane sabır vazife verilmiş. Birisi günahlara karşı sabır. Biri musibetlere karşı, biri de ibadette sabır. Bunun haricinde sabrını harcadığın yerde yorulursun. Halbuki sana verilen sabır her şeyi yetecek bir sabırdı. Ama sen başka yerlerde harcadığın için böyle perişan oldun. Şimdi arkadaşlar, bence beni en çok etkileyen yere geldik. Bununla da bitirelim. Ne diyor? Ey sersem nefsim, acaba ücreti mi beğenmiyorsun? Sana ücreti az mı geliyor? Cennet gibi bir saadet sana teklif edilmiş. Halbuki sen dünyada 3 kuruş için, affedersiniz ama, hayvan çeşidini siz seçin, bir hayvan gibi koşturuyorsun. Değil mi? Hayvan da rızkının peşinde böyle koştur. Sabahın köründe kalkıyorsun. Ne için? Rızık için. Kardeşim, rızık için kalkıp da rızkı veren için kalkmazsan ne kadar akılsızlık etmiş olursun. Rızkı veren Allah. Sabah namazına çağırıyor, kalkmıyorsun. Ama işe daha erken olsa yine gidiyorsun kalk. Bu nasıl bir tezat? 3 kuruş için gidiyorsun da cenneti mi beğenmedin, yoksa buna imanın mı yok? Ey dünya perest nefsim diyor. Acaba namazı aksatma sebebin işlerinin çokluğu mudur? Meşguliyetinin çokluğu mudur? Ne diyor? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Ne için yaratıldın sen? Öyleyse vaktini ona sarf et kardeşim. Evet. Biz vaktimizi maalesef çok lüzumsuz yerlerde harcıyoruz. Halbuki şöyle bir baksak ki dün bitti gitti. Yarın daha elimize geçmedi, belki hiç geçmeyecek. Öyleyse hayatımızı bulunduğumuz an bilip bu anı en değerli hale getiren namazla taşlandırmamız lazım. Çünkü namazsız yaşanamaz. Namazda çok kusurlar, çok hatalar yapılabilir, olsun. Gene de kardeşim bir yerinden başla. Hiçbir sure bilmiyorsun. İçinden dua ederek başla, sonra öğrenirsin sure. Ama namazda öyle bir hata var ki o belki en büyük hata. Nedir en büyük hata biliyor musunuz namazda? O da o namazı kılmamaktır. Allah razı olsun, El Fatiha.